Bursaspor'da en çok merak edilen soru teknik direktör kim olacak? Bildiğiniz gibi 10 gün önce Özcan Bizat ile yollar ayrılmıştı. Bu yolların ayrılmasından sonra gözler yeni hocaya çevrildi. Bu sezon bildiğiniz gibi 3. teknik adamla yollar ayrıldı. Tabii ki Ali Aköz hazır kıta bekliyor. Daha önce Erzurumspor karşılaşmasında bildiğiniz gibi Mustafa Edin ayrılığından sonra Ali Aköz devralmıştı. 2-1'lik bir mağlubiyet vardı. Daha sonraki Ümraniyespor ve Bandırma Spor karşılaşmalarında da Bursaspor teknik direktörsüz çıkmış ve 0 puan çekmişti. Yani teknik direktörsüzlük Bursaspor'a yaramıyor. Peki Bursaspor kulübü yönetimi neler yaptı? Hemen akabinde Yücel İldiz'le bir görüşmeye gerçekleştirdi. Yücel İldiz önce bir süre istedi. Daha sonra Mustafa Er, Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural gibi isimlere de gidildi. Ancak beklenen cevap gelmedi. Olumsuz cevaplar ardından tekrar Yücel İldiz'e dönüldü. Yücel İldiz de zannediyorum hem Bursaspor kulübü yöneticileri hem de yeni sportif direktör Deniz Kolgu 4-5 kez görüştü. Yücel İldiz'in bazı istekleri var. Dünkü basın toplantısında Deniz Kolgu şunları söylemişti. Evet, böyle hocaların istekleri vardır. Kalibresi yüksek hocalar öyle pat diye takıma emanet edilmez. Belli bir istekleri vardır. Aynı Bursaspor kulübü neler istiyorsa onlar da bazı istekleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirir. Zannediyorum ki Yücel İldiz Bursaspor'da transfer istiyor. Ki bu transferler yabancı transferleri. Dünkü basın toplantısında şunu anladım ki Yücel İldiz 4 yabancı transferi istiyor ama 4 yabancı transferi getirebilmesi için Bursaspor kulübünün 4 yabancı ismiyle yolları ayırması gerekiyor. Deniz Kolgu ne söylemişti? Sabahtan beri yabancı futbolcuların kontratlarına bakıyorum, açık arıyorum. Çünkü Bursaspor'da iyi gitmeyen şeyler var ve teknik direktörsüzlükte Bursaspor'a yaramıyor. Az önce söylediğim gibi. Şimdi Menemenspor maçına çıkılacak. Yücel İldiz'le prensip anlaşmasına varıldığını zaten biliyorduk. Bursaspor'da bugün de bunları defalarca söyledik. Dün Deniz Kolgu bunu resmileştirdi. Ancak hala resmi bir açıklamanın gelmesi ve resmi anlaşmanın yapılmaması dikkatlerden kaçmadı. Deniz Kolgu şu cümleyi de kurdu. Eğer ki Yücel İldiz de olmasa, herhangi bir teknik adam da olsa cumartesi günü Menemen maçına bir teknik adamla, yeni teknik adamla çıkılacağını söyledi. Bunun akabinde ben bir soru sormuştum. Peki diğer hocaların herhangi bir isteği yok mu diye, ama Deniz Kolgu bununla ilgili çok net bir açıklama yapmadı. Yani hazırda B, C, D, E planları da var Bursaspor'un. Yücel İldiz olmaması halinde Şenol Can gibi, Yusuf Şimşek gibi genç isimler düşünülüyor. Ama ne olur ne biter bilinmiyor. Bursaspor kulübünün ters köşeleri çok meşhur. Her an ters köşede yiyebiliriz. Ama şu anda %90 ihtimalle Yücel İldiz de anlaşıldı. Ne zaman duyurulur, prensip anlaşmasına varıldı dendi, şartlar nedir, alacağı para nedir, bunlarla ilgili Bursaspor kulübünün açıklama yapmasını bekliyoruz. Şu anda en çok merak edilen konu buydu. Bizler de çok merak ediyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Bursaspor kulübünden haber bekliyoruz.